ve Mastöp öncülüğünden İstanbul Yenikapı'da bu yıl 6.sı gerçekleştirilen Yenikapı Malatya Tanıtım Günleri 3. gününde misafirlerini ağırladı. Malatya'nın doğal kültürel ve öne çıkan değerleri İstanbul Yenikapı'da tanıtıldı. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Mastöp Malatya Konfederasyonu MAKON Genel Başkanı Nazife Özdemir ile yaptığımız röportajda şu açıklamaları yaptı. Bir katkı olacak. Şey günlerindeyiz. Yenikapı'dayız. Yanımızda değerli başkanımız var. Konfederasyon başkanımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi beni böyle giydirdiler. Çok da beğendim. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Güzel bir gündeyiz. Önemli bir gündeyiz. Görüşlerinizi almak istiyorum. Neler hissediyorsunuz? Ne gibi bir organizasyon oldu? Bir sizlerden şöyle kısaca dinleyebilir miyiz? Evet. Bu sene 6.sını düzenlediğimiz Malatya günlerine tabii ki buruk geçiyor. Sebebi Malatya olarak büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem dolayısıyla bu programımızda Malatya'ya depremine uygun dizayn ettik. Öyle bir program düşündük. Aslında önce yapmayı da düşünmedik. Her yerde de bunu vurguladım. Biz belki 5 yıl, 10 yıl kendimize gelemeyiz. Bu süreçte Türkiye'nin her köşesine dağılan hemşehrilerimiz, Malatyalılar birbirini bulması, birbirine tutunması, birbiriyle dertleşmesi gerekiyor. Onun için tekrar bu etkinliği yapmaya karar verdik. Çünkü Türkiye'de Malatyalıların en çok yaşadığı il İstanbul, Yenikapı'da bütün Malatyalıları buluşturup birbirleriyle dertleşmelerini, birbirleriyle hemhal olmalarını, birbirlerinin sorunlarını dinlemeyi, ancak böylece depremi atlatabiliriz diye düşünerek bu etkinliği tekrar yapmaya karar verdik. Etkinliğimiz tabii ki zor bir süreç olduğu için deprem dolayısıyla böyle söyleşi tarzında müziklerimiz, ağır müziklerimizle, hani dertli müziklerimizle devam ediyor. 4 gün boyunca bütün Malatyalılar burada olacaklar, birbirleriyle hemhal olacaklar, birbirleriyle buluşacaklar, birbirlerinin dertlerini dinleyecekler. Çünkü şu an birbirimize daha çok ihtiyacımız var. İyi günde herkes insanı bulur ama önemli olan kötü günde bulabilmektir. Malatyalıların bu günleri atlatabilmesi için birbirleriyle el ele, gönül gönüle verme zamanı olduğunu düşünerek bu etkinlikte buluşturmaya karar verdik. Aslında uzun bir süreç olmasına rağmen yaralar hala ne yazık ki sarılmış değil. Bu güzel gün aslında bir bakıma da Malatyalılar için moral günü olarak algılanması gerekiyor. Biz zaten davetimizde de öyle bir şey yazmıştık. Moral bulmaya davet ediyoruz size diye. Çünkü insanlar konuştukça, dertleştikçe daha çok rahatlarlar diye düşünüyorum. Şu an o depremi yaşayan insanların psikolojisi çok kötü. Onu atlatmak çok zor. Ancak böyle depremi yaşamayan insanlarla sohbet etmek istediklerini de bize söylüyorlar, biz gidip sohbet ettiklerimizde. Ondan dolayı ben bütün hemşehrilerimi Yenikapı'ya bekliyorum. Gelsinler, birbirimizle dertleşelim, gönül gönüle, el ele verelim. Tekrar Malatya'yı eski günlere kavuşturalım. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. O güzel görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu deprem dolayısıyla bizim genellikle belediyelerimiz katılım sağlayamadılar. Valiliğimiz katılım sağlayamadı. Ancak ben hep şunu söylüyorum. Biz sivil toplum kuruluşları o ilin kültür elçileriyiz diğer illerde. Biz o ili diğer illerde en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Geleneklerini, göreneklerini, kültürünü, maddi ve manevi değerlerin hepsini yaşatmaya çalışıyoruz. Onun için bu etkinliği de tekrar düşündük. Bütün derneklerimizle, vakıflarımızla, federasyonlarımızla el ele vererek en güzel şekilde yapmaya karar verdik ve yapmaya da çalışıyoruz. İnşallah en güzel şekilde olmuştur diye düşünüyoruz. Aslında stand gezerken her böyle ilçenin, her yörenin kendi ait farklı kültürlerini görüyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu mutluluğu eminim sizler de içeriden yaşıyorsunuz, gönülden yaşıyorsunuz. Malatya yani her ilçesinin kendine has özgü kültürü var. Öyle bir mesela gidiyorsunuz Arapkir'in çok meşhur güzel üzümü Mor Reyhanı var. Gidiyorsunuz işte Akçadağ'ın armudu şu an tam mevsimi, üzümün tam mevsimi. Ondan sonra işte yemekler burada yapıldı, yöresel yemekler dağıtıldı. Her ilçenin kendine has özgü özellikleri var. Hekiman'ın mesela çok güzel bir cevizi var.
yeşil yurtumuzun kirazı var. Yani Malatya zaten meyve cennetidir, ismi de öyle. Ama şu an büyük bir yıkım yaşadık. Biz büyük bir yıkım yaşasak da, hani hep söylüyorum ya, biz Malatya'nın sokaklarını hep özleyeceğiz. O sokaklarını hep görmeye gideceğiz. Havasını, güneşini özleyeceğiz. Oraya hep gideceğiz. Yüreğimizde, kalbimizde hep Malatya olacak. Ve tekrar eski günlerine dönene kadar da elimizde gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bizler de inşallah diyoruz ve ümit ediyoruz ki eskisinden daha güçlü, daha güzel bir Malatya ile karşılaşırız. Umudumuz öyledir. İnşallah öyle olacak. Ben Malatyalıların bunu başarabileceğini düşünüyorum. Bir de bunu ben gördüm. Malatyalılar olarak gerçekten birbirine kenetlenen insanlar ve birbirinin elini bırakmayan insanlar. Ve burada da bu güzel tanıtım günlerinde de bunu gördük. Bu gerçekten gurur verici ve mutluluk verici bir duyguydu. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani öyle olması gerekir. Yani zaten Malatya deyince İstanbul'da hemşeri dernekleri nedir? Malatya'nın kültürünü, hemşerilik duygularını diri tutup birbirine buluşturmadır. Yani bunu dernekleriniz burada en güzel şekilde yapıyorlar. Onun için Malatyalılar her gittiği yerde mutlaka etkin olmuşlardır, kenetlenmişlerdir. İstanbul'da da böyledir. Zaten ben demin de anlatmıştım konuşmamda. Deprem olduğu saatte İstanbul'daki bütün Malatyalılar akın akın Malatya'ya gittiler. Bütün İstanbul'daki Malatyalılar, herkes elinden geleni yapmıştır Malatya için. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Çünkü bizde memleket hasrettir, özlemdir. Biz Malatya'yı hep özlüyoruz. O yüreğimizdedir. Asla vazgeçemeyiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanımız, Konfederasyon Başkanımızla beraber olduk. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum içten ve böyle güzel duygularını bizimle paylaştığı için. Ben teşekkür ederim siz de geldiğiniz için. Çok teşekkürler.